Yine kendimden örnek vereceğim. Ya ben tenisle çok geç tanıştım üniversitede. O sayede oynamaya başladım. Ya keşke bu fırsatımız olsaydı da daha erken yapsaymışız. Çünkü kendimi ona daha yakın gördüm. Ha, olurdum olmazdım bilemedim. Ama zaten her şeyin sonu şu değil. Yani bir müzisyen müzik kursuna başlarken, işte bir matematik kursu aldırırken bir şey yapar ki illa onun sonunda işte olimpiyat görecek diye başlarsak burada beklentiye geliyoruz işte. Orada biraz hani çocuğun da yükünü arttırıyoruz. Belki bu da olacak izin versin. Ancak bakalım olimpiyat sporcularına falan baktığımızda hepsinin arkasında çok büyük bir emek görüyoruz. İşte kar dememiş, soğuk dememiş, köy dememiş, hep çalışmış, kabul. Ama bir taraftan da aslında olimpiyat sporcusu olacağım diye de başlamamış. Ya da işte Diyarbakır'dan tıp fakültesini, işte Burdur'un bir köyünden tıp fakültesini kazanan arkadaşımıza baktığımızda aslında öyle bir sonda şeyimiz yok, bir yük yok. Bu yük olmayınca çocuk kendi potansiyelini aşmakla ilgili kendi hedef koymasını bekleyeceğiz. Maalesef hani günümüzde bu kurslar, özel sektör falan filan tabii ticari bir kaygı var. Ben şu konuşmaları çok duyuyorum. Birinci haftanın sonunda velilerle görüşmeler oluyor. Yalnız büyük bir yetenek çocuğunuz. Türkiye şampiyonuyla konuşuyorsunuz şu anda. Lütfen buna hazır mısınız? Veli böyle bir şey yapıyor ki sonra veli bir yıl gidiyor, iki yıl gidiyor, üç yıl gidiyor. Çocuk kendi havuzunda daha birinci olamadı. Sen şimdi beklentiyi yükselttik veli. Zaten belki veli kendi içinde hırsımız var. Bir de sen antrenörden böyle bir şey duyunca bambaşka bir yere geliyor. Verinin yürüyüş değişiyor, sorgulamalar değişiyor falan. Bakın bu kadar kolay değil sayın yönetmenim. Yani ben daha 5 yaşından alınıp da tamam budur dediğimiz ama sonunda amatör futbolcu bile olamayan bir sürü arkadaşımız var. Ya da amatör yani kendi takımında çok yetenekli çocuklar bu şekilde hep konuşulduğu için çocuklarda bir gevşeme oluyor sonra. Ben hep en böyle göze batan yetenekli denilen çocuklardan korkuyorum. Hep konuşmalar bu şekilde. Benim oğlum Fener'de oynayacak. Bak benim oğlum 10 numarayı yer, başka numarayı giymeyiz. Benim çocuğum şunu yapar, benim kızım bunu yapar. Benim kızım uçuyor jimnastikte falan diyoruz. Sonra çocuk bir sahneye geliyor. Atıyorum okul arası bir yarışmaya gidiyor. Bir bölge yarışmasına giriyor. Kendisi 8. oluyor. Ha ben o değilmişim diyor. Dönüyor arkasına gidiyor. Küsüyor mu zaten? Gerçekten suçlu. Bakıyor zaten şu. Yani düşünün ya, bu çocuk ne zaman oyun oynayacak? Ne zaman arkadaşlarıyla buluşacak? Bu sefer başka bir konuya geliyoruz. Dersler. Değil mi? Şimdi biz şanslıyız. Ben 80 jenerasyonunda, yani yakın 604-5 yılında biz üniversite sınavından önce sporu bırakmakla yüz yüze kalıyoruz. Yani bir sürü doktor arkadaşımla aynı takımda oynadım. Mühendis arkadaşımla başka şekilde. Çünkü bir yıl önce bırakmak yeterli oluyordu. Bence gerek de yoktu ama şimdi çocuklar ortaokuldan itibaren spordan 12-13 yaşında uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Biz burada ne yapacağız biliyor musunuz? Aslında sporun hiç söylenmeyen bir özelliği zaman yönetimi kazandırıyorsunuz çocuklara. İyi bir yerde çalışır. Çünkü basketbolda, futbolda bir zaman dilimi içerisinde bir görevi yapmanız lazım. Antrenmana zamanında gelmeniz lazım. İşte hücuma belli bir zamanda çıkmanız lazım. 90 dakikada şu kadar gol atmanız lazım. Ya da topu dolaştırmanız lazım. Beraberliği kurtarmanız lazım. Hep zamanla işiniz. Dolayısıyla çok önemli bir yetenek veriyoruz. Ama bu yeteneği kabul ediyorum. Dersler konusunda göstermekle ilgili motivasyonu daha önceden yapılmadı. Sanki spor ve ders birbirine zıt iki kavrammış gibi gösteriyor. Hiç alakası yok sayın hocam. Gerçekten hiç alakası yok. Bir çocuk 6 saat masa başında oturacağına 3 saat tam verimli oturup bunun 2 saatini spora ayırabilir. Bu sonra neyi getiriyor biliyor musunuz? Zaman yönetimine geri gelecek. 90 dakika süre içerisinde o 90 soruyu yetiştirmesi, yapamadığı bir soruyla mücadele edip onu geçip sonra zaman kaldığında dönmesini, belki şıklardan gitmesini, belki başka bir şekilde çözüme ulaşmasını. Ben çok sınava girdim, çok mülakatlara girdim. Bana hep şunu derlerdi. Ya sen çok bu konuda hakikaten rahat gözüküyorsun. Neden? Çünkü
Deplasmanda dayak yeme korkusuyla çok maç ettik. Çok kovaladılar. Kavga da ettik. Takımla kaynaşmayı öğrendim. Abilerin abileri nasıl korur, nasıl arkadaşların olur. Bunlarla ilgili bir sürü şeyler yaptık. Sonra Musa'na gittik, belli bir özgüven kazandık. Bu çok önemli bir şey. Bunu kimse söylemiyor ama bence en önemli hayat başarılarından bir tanesi bu. Bizim düşüncelerimizi, isteklerimizi, kaygılarımızı, hayallerimizi kabul. Bunlar olacak tabii ki bizim çocuğumuz. Ama biraz da ona dönecek. Sen bunların neresindesin? Acaba o bunlarla ilgili ne düşünüyor? Diye biraz da onunla yorumlamamız lazım. Bütün tercihi ona bırakmaktan bahsetmiyorum. Oraya bir gülüm. İşte buraya geliyoruz. Ne istiyor gerçekten? Benim çocuğum dedi mesela, baba ben denizle ilgili benim hiçbir düşüncem yok. Ben korkup durmaktan bile hoşlanmıyorum. Ayağımın altı yanıyor sıcaktan. Bana dedi tenisten bahsetmem. Kapattık. Ama şunu istiyorum. Bir spor, iki spor, üç spor hayatında olsun. Profesyonellikten daha hiç konuşmadım ben. Kendisi zaman zaman şey çıkıyorum şimdi. Tenise karşı yeteneği varsa zaten çıkıp yapmak istemiyoruz. Bir tek tenis, yani şöyle bir şey yok. Sadece tenis oynayabilir diye bir yeteneğimiz var. Yetenek yaşı çok önemli değil mi? Öyle. Ama tenise yeteneği varsa bu çocuk voleybol da oynayabilir. Yeteneği de mesela sevebilir yani. Mesela tabii tabii. Hayır bu şimdilik zaten. Evet. Ben şimdi onu zorlamıyorum. Kabul. Ama hani tenis, tenise şöyle bir yetenek, futbola yetenekli. Futbola yetenekli insan handball oynar. Yani aslında biraz basketbol da oynar. Yani bu sadece bir branşı dönüp bir yeteneğimiz yok. Bu nedir biliyor musunuz? Çabukluktur, el göz koordinasyonudur. Bunların kullanıldığı başka branşlar var. O yüzden hiç öyle bir belli bir branş diye düşünmeyin, hiç kaygılı duymayın. Ama zaten 8 yaş, 9 yaştan bahsediyoruz şu anda benim hani konuştuğum grupla ilgili. Daha çok önemli zaman. Yani daha 5-6 yıl başka sporlarda takılabilir, sorun yok. Ben hiç bu konuda aceleci değilim. Önce sevsin. Herhangi bir spor sevsin, o disiplini alsın, sonra onu yoğurması kolay. Şimdi, bu en önemli kavram değil mi şimdi? Her şey okullar bile artık bununla yetişebilir. Mutlu okul kavramı. İşte mutlu okul, mutlu çocuk, mutlu aile.